Söz ihsandır, kavram dünyamızı şekillendiren. Söz irfandır, muhabbeti derinleştiren. Söz destandır, asırlar evvelinden süzülerek yiğitliği, mertliği resmeden. Söz sultandır, ehlinin gönül tahtına kurulup satırları şerh eden. Söz erkandır, medeniyetleri edep ve dikkatle çevreleyen. Akletmeli, fikretmeli durmadan, bir sonuca varmamalı sormadan. Her harfin hakkı var üzerimizde. Konuşalım lakin sözü yormadan. Zamanın emrettiklerini kendi doğamızda çözümleyebilmek, bugün erdemli insan olmak için yeterlidir, diyor Maslow. Modernite, teknoloji çağı, sekülerizm, tüketim kültürü ve pozitivist düşünce. Efendim, bu kavramlar bu çağın en çok konuşulan ve en çok tartışılan konuları belki de. İnsan içinde bulunduğumuz yüzyılda zamanın kendisine getirdiklerinden kaçamadığı gibi belki birçok düşüncenin meşru olduğu diktasına maruz bırakılıyor. Peki her yönüyle kuşatıldığımız bu yüzyıl insana kazandırdıkları ve kaybettirdikleri neler? Modern çağın insan doğasıyla olan dengesi nasıl kurulmalı? Başarı ve korku, özgüven ve depresyon, beyin ve zihin kontrolü ilişkisi nasıl açıklanabilir? Ve öfkenin kontrol edilebilmesi, başarının tevekkül ile pekiştirilebilmesi ne kadar mümkün? En geniş anlamıyla hayatı ve insanı konuştuğumuz programımızda bugün, zamanın ruhu insan perspektifinden nasıl okunmalıdır sorusuna bir saat boyunca cevap arayacağız. Bu bir saatlik yolculuğumuzda bize eşlik edecek olan kıymetli bir konu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Profesör Doktor Nevzat Tarhal. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Evet, bütün bunları konuşmak istiyoruz hocam. Tabii bunların dışında da birçok sorumuz var size sormak istediğimiz, yönetmek istediğimiz. Önce modern çağda zaman yönetimi nasıl yapılır? Belki en çok muzdarip olduğumuz meselelerden bir tanesi de zaman yönetimi. Yani zaman bize o kadar güzellikler sunuyor veyahut da bizim güzel sandığımız şeyleri sunuyor ki bize her birine ayrı ayrı zaman ayırmak istiyoruz. Mobil telefonlarımız, internetimiz ve buna benzer bir sürü araçlar, sinemadır, televizyondur, dizidir vesaire. Zamanı yönetemiyoruz belki kendi gönlümüze, kalbimize, zihnimize, dimağımıza yeteri kadar bu sebepten zaman ayıramıyoruz. Modern çağda zaman nasıl yönetilmeli? Evet. Aslında tamamen bir program yapılabilir evet. Bu soru üzerine. Doğru. Şimdi zaman, şimdi zaman vakit nakittir sözü aslında o sözün daha ötesinde bir kavram ifade ediyor. Vakit, yani nakit bir şekilde kaybolsa telafi edilebilir ama zaman telafi edilemiyor. Bak, nakitten daha kıymetli aslında zaman. Yani gelemiyor zaman. Yani, zamanın ruhu tabiri. Bir Almanların Zeitgeber tarzında, Zeitgeist tarzındaki bir şey, evet Zeitgeist tarzındaki bir tanımlama bizde, bizim kültürümüzde İbni Vakit diye geçiyor, evet. Zamanın oğlu gibi geçiyor. Yani aslında zaman yönetimi kaynak yönetimi mantığıyla yönetiliyor. Kaynak yönetimi mantığıyla kaynak yönetimi şöyle ekonomik kaynak düşünün, parasal bir kaynak düşünün. Bu kaynak önce üretmek gerekiyor. Ürettikten sonra onu havuzda bir toplayıp daha sonra tüketmek gerekiyor. Yani input modülasyon, output modülasyon yaparak yönetiyorsunuz. Zamanı böyle depolamak mümkün değil bunun gibi. Depolanmayan bir şey zaman. Ve giriyor. Girdiği zaman hemen kullanıyorsunuz. Yani zamanı yönetebilmek için zamana karşı doğru bir duruş gösterebilmek önemli. Hani hep söylenir uçurtmayı ne uçurur derler, rüzgar uçurur denir ilk başta. Aslında uçurtmayı uçuran rüzgar değil, rüzgara karşı uçurtmanın aldığı pozisyondur. Şimdi zamanda da insanın zamana karşı aldığı pozisyon o insana üretken yapar veyahut o zaman boşa harcanmış olur. Bu hayat bunun için tercih. Yani ve tercihlerin bütün sonucunda bir davranışımız ortaya çıkıyor. Yani her dakikamız bir tercih. Beynin ön bölgesinde her an yap yapma, evet hayır, red kabul gibi bir mekanizma çalışıyor. Aklımıza bir geliyor işte bu kahveyi içelim. Red kabul yapıyorsun, içiyorsun ve içmiyorsun. Şunu yazayım red kabul diye içiyorsun, içmiyorsun. Ondan sonrası kişinin iradesi dışında çalışıyor artık. İradesi sadece seçim özgürlüğü var insanın, seçme özgürlüğü. Onun dışındaki şeyleri kontrol edemiyor, hükmedemiyor. Zaman da böyle, insanın kontrol edemediği şey zamanda bir kutsallık var zaten zamanda. Yani kutsallık var. Zaman yönetiminde şöyle bir sistem piramidi oluşturmak gerekiyor.
sistem piramidiniz olacak. O piramidin en tepesine en önemli şeyi koyacaksınız. Ondan sonra daha az önemli, daha az önemli, daha az önemli. Önem sırasına göre dizerek en önemli şeye en çok dikkatinizi vereceksiniz, enerjinizi vereceksiniz. O daha azdır. Önemsiz şeyler daha çoktur. Önemli şeyler daha yoğunlaşmak gereken şeylerdir. Daha az önemli, önemsiz şeylere daha az yoğunlaşmak gerekir. Ama bazı kişiler sistem piramidi oluşturamıyor, dikdörtgen oluşturuyor. Her şeyi önemli yapmaya çalışıyorlar. Veyahut her şey önemsiz. Veyahut her şey önemsiz diye yapıyorlar. Böyle durumlarda her şey önemli diye yaşayan kişiler dağıtıyorlar. Yani yoruluyor, dağılıyorlar. Hiçbir şey tam yapamıyorlar. Her şey önemsiz diyenler zaten kendilerini akıntıya bırakmış oluyorlar. Ama piramit şeklinde zamanı yönetenler, atalarımız buna ehemle mühim ayırt etmek diye geçiyor yani. En önemli ya, daha az önemli ayırt etmek diye geçiyor yani. Aslında bu yeni bir sistem piramidinin oluşturulması deyince hani insan yeni bir bilgi zannediyor. Bunu atalarımız ehemle mühimi ayırmak diyor. Mesela mecellede geçiyor. Esas önemlidir ama usul önceliklidir. Yani bir iş yaparken esas önemli. Ama mesela mahkemede 60 gün süre vardır. Usul 60 gününü geçip 61. başvurursan bütün hakkını esası kaybedersin. Yani burada sadece önem sırası değil, öncelik sırası da önemli. Yani zaman yönetimini yapan bir şeyi önem sırasına göre yaparken aynı zamanda öncelikleri de göz önüne alması lazım. Yani bu öncelikli mi değil mi diye bu soruyu da soracak kendisine. Sadece o önemli olur ama zamanlamayı yanlış yaptığın için o önemliliği kaçırabilirsiniz kişi. Yani öncelik, önem ve öncelik sıralamasını iyi yapabilmektir zaman. Bu piramidi yani kafamızda oturup bunu yazmak mı lazım, bunu oluşturmak mı, hayal mi etmek lazım? Nasıl başlamak lazım yani, bu işe? Tabii piramidi oluştururken kişinin temel yaşam amacı burada önemli. Kişinin hayatta önem verdiği şeyler önemli. Yani bir insan mesela vizyonu neyse piramidini o oluşturuyor. Bir insanın vizyonu eğer sadece para kazanmak, zengin olmaktaysa somut değerler onun piramidinde önemlidir. En üstte işte şurayı kazanayım, şuraya yani başarı odaklıysa, para odaklıysa kişi ya da fiziksel görünüm odaklıysa değerlilik ölçüsü burada önemli. Yani değerlilik en değerli şeyler yani kişinin değer verdiği şeyler sistem piramidinin en tepesine çıkıyor. Değer vermediği şeyler daha şeye gidiyor. Biz değer verdiğimiz şeyler bizim kutsalımız oluyor. Mesela öyle kişiler var ki çocuğuna tapıyor mesela. Şimdi çocuğuna tapma da öyle bir seviyor ki çocuğunu tapma derecesinde seviyor. O onun için artık en çok sevdiğin şey onun için en değerli şeydir. Sistem piramidinin en tepesinde insanın genellikle en sevdiği şeyler vardır. Bu tehlikeli bir şey mi hocam? Tabii. Şu anda aklıma geldi. Tabii. Bütün bizim Türk kadınlarında vardır bu. Tabii. Yani aşırı derecede çocuğuna ehemmiyet verir. Ve çocuğunu hayatın artık birinci sırasına, piramidin en üst tepesine koyar. Yani. Bu yani tehlikeli olan tarafı ne? Öyle bir şey, böyle bir hanım hanımcık bir kadın, böyle iki çocuğu var 20 küsur yaşlarında. İkisini de babasız büyüttüm diyor. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, tek başına büyütmüş. İkisi de okumuşlar, iyi meslek sahibi olmuşlar. Fakat evlenirken annenin hiç istemediği bir evlilik yaşıyorlar. Bunun üzerine kadıncağız müthiş üzülüyor, bunalıma giriyor, tedaviye geldi. Yani sonra o terapi esnasında dedi ki ben anladım dedi neden böyle çocuklarımın böyle benim istemediğim evliliği yapmadı. Ben bir sınavdan geçiyorum dedi. Ben çocuklarımı Allah'tan daha çok sevmişim dedi. Onun için Allah beni onlarla imtihan yaptı dedi. Çok güzel bir farkındalık yakalamıştı kadın. Yani insan sevdiği iş, mesela Hazreti Yakup'un imtihanı öyle. Yusuf'u çok sevdiği için oradan imtihan oluyor. Hazreti İbrahim İsmail'i sevdiği için imtihan oluyor. Hocam şimdi... Yani sevdiklerimiz imtihanımızdır. Kesinlikle yani. Doğru. Fakat sevgi de böyle kontrollü yapılan bir şey değil ki hocam. Mesela gönül kayıyor. İnsan ananın evladına gönlü kayıyor, babanın evladına veyahut evladın annesine gönlü kayıyor. Veyahut daha sonra ilerleyen yaşlarda, ergen çağlarda bir kıza gönlü kayıyor, kızın bir çocuğa gönlü kayıyor. Bunu kontrol edemiyorsunuz ki hocam. Bu kontrol edilir bir şey değil. Ne yapmak lazım bu durumda? Bunun için sevgi gibidir, su gibidir. Hangi kaba giriyorsa onun şeklini alıyor. Bir suyu kontrol edebilirseniz yani size enerji verir. Edemezseniz yıkıp geçer. Su gibi. Boğar. Boğar. Yani aşk böyledir. Onun için Mevlana'nın çok güzel bir örneği var.
Bir gün talebelerine söylüyor ki kapının önünde duran merkebi eşeğe satın diyor. Talebeler diyor ki biz onu çok eğittik. Nereye bıraksak geliyor, her şeyi öğrendi, niye satalım diye ısrarla soruyorlar. O da sonunda diyor ki bak diyor bu eşek diyor ne zamandır hiç anırmıyor diyor. Onun aşksızlığı, şevksizliği size bulaşır diye korkuyorum diyor. Yani aşk şevk önemli gerçekten insan hayatında. Olacak bu ama onu yöneteceğiz. Zaman yönetimi gibi. Yani sevdiğimiz nesneler önemli. Yani aşk kontrol edilebilir bir şey. Yani aşk, çünkü bir insandaki aşk duygusunun olması güzel. Aşk duygusunun ama ilk başta böyle liseli aşıklar vardır biliyorsun. Her şeye aşık olur. Ondan sonra üniversite gider unutur. Liseli aşıklar şeydir, devamlı onu düşünür. İşte onun yanına gittiği zaman bütün dertleri çözülmüş, bütün ihtiyaçları giderilmiş. Dünyanın en mutlu insanıdır. Ondan uzaklaştığı zaman dünyanın en mutsuz insanıdır. Yani aşk öyle bir duygu yani. Aşk tesisine bir araya geldiği zaman, ama bir araya geldiği zaman da gerçeklerle yüzleşiyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Kavga, tartışma başlıyor. Yahut da bir söz vardır. Aşkın gözü kördür kaynanalar olmasaydı diye. Ya da kaynanalar giriyor, gerçeklerle yüzleştiriyor insanı. Yani aşk bir anda şey oluyor, o şey halini, hayali halinden gerçek haline dönüşüyor. Onun için Mevlana aşkı pergele benzetmiş yani. Bir ayağı yerde olacak demiş. İki ayağı havada olsa uçarsınız, tepetakla gidersiniz. Bir ayağı yani gerçeklerden kopmayan bir aşk insanı uçurur. Ama gerçeklerden yani uç hedefine götürür daha doğrusu. Gerçeklerden kopuk bir aşk da insanı tepetakla yapar, yakar. Yani aşk insanda imtihan için sınıyor insanı, pişiriyor, yakıyor, eğitiyor. Hamdım, yandım, piştim, oldum oluyorsunuz. Yani onun için aşk bir insanda aşktan korkmamak gerekir ama aşk muhakkak şey gerekiyor. Yani bir maden ocağından çıkmış bir ton toprak var. İçerisinde diyelim 10 gram altın var. O siyanürden geçiyor, ateşten geçiyor ama ondan sonra bir maden çıkıyor ortaya. Yani aşk da böyledir. O içindeki madeni çıkarmak için işlemden geçmesi lazım. Yani acı vardır, çile vardır, neşe vardır, sevinç vardır. Bu aşka talip olduğunuz zaman bunlara talip oluyorsun ama bunun sonucunda da bir kuluçka dönemi oluyor ve doğum oluyor. Bu insan, aşkı olan insan aynı zamanda bir hedefi de varsa, bu kimsenin hedefi varsa. Çünkü hedef şöyledir. Yani bir entropi yasası vardır doğada. Bak termodinamiğin ikinci yasası. Ne alaka diyeceksiniz ama aşk ve insanı anlamada çok önemli entropi. Entropi yasasına göre entropinin sosyal ve psikolojik entropi boyutu da var. Yani hep bu fizik bir kanunu. Enerji, evren şu anda eskiden madde tabanlı bir evrenden bahsediliyordu. Kuantum dinamiğinden sonra enerji tabanlı bir evrenden bahsediliyor. Yani her şey enerji bandı. Düşünce de enerji bandı, duygu da enerji bandı, her şey bir enerji bandı. Yaşadığım şu anda yani dünya yaşamında bir enerji bandı. Öldüğün zaman başka bir enerji bandına geçiyorsunuz. Böyle bir şeyde kuantum dinamiğinde düşündüğümüzde entropi var. Yani entropi şey kompleksten basite doğru gidiyor her şey. Düzensizliğe gidiyor. Kompleksten düzensizliğe gidiyor. Disorder oluyor, bozuluyor. Bozulmaya gidiyor. Mesela şeyi yakıyorsunuz. Buraya çay geldi. Çay sıcak. Eğer ısıtmazsanız soğumaya başlıyor. Ne oluyor? Entropisi ortaya çıkıyor. Bozulmaya başlıyor. Ya da ışık yakıyorsunuz. Eğer yakmazsanız burası karanlık oluyor. Yani odayı düzenliyorsunuz. Eğer düzenlemezseniz dağılıyor burası. Aynı şekilde yani hayatta devamlı bir amaca yönelik çalışmak gerekiyor. Çalışmadığınız zaman entropi oluşuyor hemen. Disorder, bozulma oluyor. Yani odanızı düzeltmeniz lazım. Sabah kalktığınız zaman amacınızın olması lazım. Yani amacı olmayan insanlar varoluş da bir entropidir. Varlık vardır, komplekstir, mükemmeldir. Fakat varoluş eğer iyi bir şekilde yönetilmezse yok oluşa doğru gidiyor. Zaten evren büyüyor, yok oluşa doğru gidiyor evren. Yani entropi yasasına göre evrenin sonu var. Buna göre hatta iyilik kötülük entropisinden de bahsediliyor. Yani kötülük nedir dediğin zaman iyiliğin olmaması. Mesela soğuk nedir? Sıcağın olmaması. Karanlık nedir? Aydınlığın olmaması. Aynı şekilde düzen nedir? Düzensizlik nedir? Düzenin olmaması. O halde biz hayatımıza bir amaç verip düzen yapmamız lazım. Kendimizi organize edersek yaşamımıza zamanın ruhuna uygun organize etmek gerekiyor. Hedef olacak bir insanın. Harita düşün. Haritada nerede olduğunu biliyorsan hedefine gidersin. Nerede olduğunu bilmiyorsan hedefine gidemezsin. Birinci şart hedef belirlemek. İkinci şart kendini tanımak onun için.
Yani kendini tanımayan kimsenin hedefi olsa da yolunu bulamaz. Yani kendi güçlü yönlerini, zayıf yönlerini tanıyacak. Sadece güçlü yönlerini tanırsa, yani savaştaki bir şey komutan düşün, sadece güçlü yönlerine güvenirse fazla riske girer, hata yapar. Sadece zayıf yönlerini görürse bu sefer özgüveni düşer, gene hata yapar. İkisini dengeli bir şekilde bilecek. Karşı tarafın da zayıf güçlü yönlerini bilecek. Ona göre ilerleyecek. Bunları bilebilen kimse doğru kararlar vererek ilerler. Hayatta da böyle. Yani kendini tanımak ikinci. Birinci hedef belirlemek dedik. İkinci kendini tanımak. Üçüncüsü öz yönetim. Kendini yönetmek. Dördüncüsü sosyal bilinç. Bulunduğun sosyal dokunun parçası olduğunu bilmek. Toplumdan kopuk olmadığını fark etmek. Beşincisi de ilişki yönetimidir. İnsanlarla ilişkiyi yönetebilmek. Bunu yaptığınız zaman kişi zamanı en iyi yöneten kişi ortaya çıkıyor. Yani bunu zaman yönetim diyagramı diye söyleyebiliriz. Bu diyagramın 5 maddesini uygulamış oluruz. Ama ilk amaçlı davranım zaten biz ergenlerde mesela terapi yaptığımız zaman ergenlere amaçlı davranım ve gelecek planlaması çalışıyoruz. Bunu çünkü ergenler şeydir. Kimlik krizi vardır ergenlikte. Ben kimim, nereye yönelmeliyim, niçin sorularını sorar ve şey yapamaz. Yani bu kişiler rehbere ihtiyaçları vardır, yol göstereceği. Yani burada anne baba rehberlik yapar yahut da mentörler vardır. İşte yaşam koçları vesaire onlar öğretmenlerdir burada. Onlara rehberlik yapar. Onlar hedef belirleyen bir kimse yolunu çiziyor daha sonrası. Yani önce hayatın sonunda... Yani mezar taşına ne yazılmasını istiyorsun? Mesela hedef budur. Hayatın sonunda nasıl anılmasını istiyorsun? İyi bir adam mı dedirsinler, kurtulduk bu adamdan mı dedirsinler? Yoksa zengin bir adamda mı Allah lanet okuyan bir kimse mi, iz mi bırakıyorsunuz? Yani neyi istediğinizi, bunun için biz hedef piramidinin en tepesine soyut hedefler koymayı öneriyoruz. Soyut hedefleri varsa işte iyi insan olmak, insanlara faydalı olmak, tarihte güzel şeyler, hayırla yad edilmek gibi. Atalarımız bunu da güzel söylemiş, hayırla yad edilmek gibi bir şey bıraktığınız zaman, biz öyle bir hedef koyduğunuz zaman zaten arkanızdan zaten güzelle anılacak şeyler yapıyorsunuz. Yani sizden sonra da devam eden işler yapmış oluyorsunuz. Ya faydalı ilim bırakıyorsunuz, ya hayırlı evlat bırakıyorsunuz ya da çeşitli eserler bırakarak ondan faydalananların duasını alıyorsunuz ve bu gibi güzel şeyler ortaya çıkarıyorsunuz. Bunların hepsi insanın hedef olmalı. Ama hedef sadece yemek, içmek, üremekse o zaman sadece ilkel düzeyde bir hedefiniz var. Yani bunlar hayvanlarda da öyle. Yemek, içmek, barınmak ve üremek. Yani hayvansal bir yaşam seviyesinde kalmış oluruz. Ama insansak biz yaşam amacımız bizim yüksek hedeflerimiz, yüksek ideallerimiz olması lazım. Yüksek ideallerimiz olması lazım, hedeflerimiz olması lazım ama işte mevcut çağ, sekülerizm diyoruz. Öbür tarafta modern çağ, teknoloji çağı vesaire bir sürü araç ve gereç var. Bizim bütün bu soyut kavramlara yönelmemizi engelleyen. Yani soyut ideallerimiz aslında eskisine kıyasla bakıldığında çok fazla yok. Genelde sokağa çıksak bir anket yapsak herhalde idealin ne diye sorsak genelde somut idealler ortaya çıkacak. Elle tutulur, gözle görülen şeyler istiyor. Öyle beklentileri var yani yeni neslin. Bu noktada bu modern çağa karşı, bu teknolojiye karşı bizim nasıl bir duruş sergilememiz lazım? Yani sürekli kendimizi nasıl kontrol etmemiz lazım? Ve hiç kullanmamamız mı lazım? Veyahut sınır mı getirmemiz lazım? Televizyon olsun, efendime söyleyeyim, mobil telefonlar olsun, bilgisayar olsun. Yani nasıl kontrol edeceğiz? Buna nasıl zaman ayıracağız? Hiç mi kullanmayacağız? Tamamen tepkisel mi davranacağız? Tabii. Şimdi sekülerizm gerçekten bu modernizmin en büyük sonucu. Dünyevileşti insanlar. Dünyevileşti. Yani hiç ölmeyecek gibi yaşama eğiliminde. Şimdi bu 20-30 sene önce sosyal bilimciler şu konuyu tartışıyorlardı. İnsanlığın geleceği için bir tehlike olacaksa nedir bu tehlike diye. Bir grup sosyal bilimci şey diyordu. Silahlanma insanlığın en büyük tehlikesi. Bir grup da hayır. İnsanlığın geleceğinin en büyük tehlikesi hedonizm diyordu. Zevkçilik diyordu. Zevkin peşinde koşan insan daha her türlü zararı verir diyordu. Ve 20-30 yıl geçtikten sonra şimdi şey oldu. Silahlanma değil de hedonizmin daha büyük tehlike olduğu anlaşıldı. Niye şimdi hedonist insan nedir? Böyle yaşam amacı ne görüyor? Zevk almak.
Zevk mutlu ediyorsa iyidir, mutlu etmiyorsa kötüdür. Zevk veriyorsa iyidir, zevk vermiyorsa kötüdür. Şimdi bir evde yaşıyor, çocuğu hasta olduk. O günkü konforu bozuluyor. Evet. Ya ben diyor zevkimi bozuyor bu çocuk diyor. Aynen öyle. Ya özellikle ergenliğe girdikten sonra bırak devlet ilgilensin diyor. Eşi hasta oluyor. Aha. Ya her şey yolunda giderken problem yok. Ama aha, eşi hasta oluyor ya da bir şey terslik oluyor, kaza oluyor. Aha. Ve o anda bu sefer ben dünyaya bir defa geldim diyor. Canım istediği gibi yaşayacağım diye bütün parasını kumara veriyor mesela. Aha. Bu şeyler de çok vardır. Musevi kültüründe çok vardır. 50 yaşından sonra bütün her şeyi dünyevilik orada çok yaygın olduğu için müthiş kumar oynarlar. Kazandım, canım istediği gibi yaşayacağım diye. Bu dünyevilik bu asırda insanlara hatta Kaliforniya sendromu diye geçiyor. Kaliforniya sendromunun 4 belirtisi var. Biri popüler psikiyatri de kullanılan, hani tanımlama kitaplarına girmemiş ama bir kavramı iyi tarif ettiği için söyleniyor. Kaliforniya biliyorsun eğlence endüstrisinin olduğu yer Amerika'da yani bizim Antalya gibi yani onun karşılığı. Buradaki insanlar da çok olduğu için bir hedonizm, zevkçilik yani zevk. 5 gün çalışıyor, 2 gün eğleniyor. Yani eğlenme endüstrisinde girmediği zaman kendini şey hissediyor böyle sudan çıkmış balık gibi kötü hissediyor. Eğlenme, o hafta hasta olup eğlenemezse çok kötü hissediyor. İkincisi, bu kişiler egosentrik oluyorlar yani ben merkezci oluyorlar. Yani kendilerini yani eğlenmeyi yaşam amacı olarak gördükleri için bunu olmadığı zaman bunu engel olan yakınları bile olsa hayır diyorlar onlara, uzaklaşıyor ve işte eşin evlilikle son veriyor, çocukla ilgilenmiyor. Üçüncüsü, bu kişiler özellikle güçlerini, güzelliklerini, statülerini kaybetmeye başladıkları zaman yalnızlaşıyorlar bu sefer. Çünkü etrafında sahte dostlar oluşuyor. Sahte gülücükler oluşuyor. Yani bunlar bir terk etmeye başlıyor. Bu sefer yalnızlaşıyorlar. Özellikle belli bir yaştan sonra, 30-40 yaşından sonra yalnızlaşıyorlar. Dördüncüsü, mutsuzluk ortaya çıkıyor. Bu sefer depresif oluyor. Bir şey yaşamak istemiyorlar. İntihar çok oluyor bunlarda. Yani şeylerin Elvis Presley'in bu son damardan ilaç yapıp ölen şey neydi o meşhur? Michael Jackson. Michael Jackson'ın falan ölmeleri tesadüf değil mesela. O ilaç yüksek dozda haz verici ilaç aldırtıyor. Doktor da hayır diyemiyor ona, öyle ölüyor. Yani bu da hedonizmin bir şeyi ya. Tatmin etmiyor, normal sıradan zevkler tatmin etmiyor onu. Sıra dışı zevklerle olmaya çalışıyor. Orada da altın vuruş denerken şey yapmış. Yani vefat ediyor. Bütün bunların hepsi yani hedonizm kültürünün sonuçları bunlar. Bu ağacın meyveleri böyle acı oluyor. Yani batı... Yani dünyevileşmek bir manada hedonizmi beraberinde getiriyor. Ve bunun sonra işte kapitalizm önce hasta ediyor sonra tedavi ediyor diyorlar. Şimdi mesela New York'ta kanalizasyonda antidepresanlar ölçülmeye başlandı şimdi. O derece çok kullanılıyor ki antidepresanlar. Çünkü insanlar mutlu değil, rahat değil. Yani her şeyleri var ama mutlu değil. New York'ta, Manhattan'da kanalizasyonlarda uyuşturucu ararken bir bakıyorlar ki antidepresan metabolitleri çok fazla bulunmaya başlıyor. Yani uyuşturucu hani nerede çok tüketiliyor diye onun için hani oranın toksikoloji laboratuvarları çalışma yaparken öyle oradan bulunuyor. Yani bu şeydir. Yani öyle sosyal hareketlilik var, ekonomik hareketlilik var ama aynı zamanda mutsuz toplum ortaya çıkıyor. O halde biz zenginiz ama mutlu değiliz. Nerede hata diye sosyal bilimciler bunu araştırıyorlar. Ve bunun sonucunda da şimdi işte duygusal beyin çalışmaları yetişti imdada. Duygusal zeka çalışmaları. Duygusal zeka çalışmalarını nedir anlatılan? Sosyal duygular işte yardımlaşma, paylaşma, empati. Empati nedir? Diğergamlık. Diğergamlık nereden alınmış? Doğu kültüründen alınmış. Mevlana'dan alınmış. Yani Mevlana'yı almış, sistematize etmiş, metodoloji geliştirmiş, bize şey diye sunuyorlar, duygusal zeka diye. Yani bu, yani aslında semavi öğreti bu. Bütün yani tek tanrılı dinlerin öğretisinde vardır bu. Yani zevkleri kontrol etmek. Yani bu zamanda, bu zamanın hastalığına karşı madem zevk böyle yüceltiliyor, o halde zevkine sınır koymayı başaran asıl özgürlük canının istediğini yapmak değil, zevklerinden özgür olabilmektir. İçindeki arzulardan, dürtülerden özgür olabilmektir. Yani belli bir hedefi vardır. İnsan o hedefe giderken ya şurada git, şuraya takıl, iki tek at, şunu yap diye bir çeldirici gelir, dürtü gelir. Asıl özgürlük ona hayır diyebilmektir. Bu, o özgürlüğü yaptığı zaman kişi ne yapar? Hedefine daha doğru gider. Çok doğru. Yani bu
Bunun için bu özgürlüğü öğreteceğiz insanlara. Aha. Bunu öğrettiğimiz zaman o insan kontrol eline geçirmiş olur. Hatta biliyorsunuz at terbiyeciler çok iyi bilir. Vahşi atı eğitecekler zaman vahşi at patron benim der. Hı hı. Onu terbiyeci seyis, siyaset gelmezse seyisten gelmiş biliyorsunuz. Hı hı. Terbiyeci der ki ben patron benim der. Eğer seyis sözünü geçirse hayvana, ondan sonra hayvan kuzu gibi olur ve o nereye derse oraya gider. Hı hı. Ama geçiremezse at onu istediği yere götürür. İçimizde öyle vahşi bir duygu var bizim. Hı hı. Aşk da böyle vahşi duygu. Hı hı. Bu vahşi duygu biz eğitirsek o bize binek olur götürür. Hı hı. Ama eğitemezsek bizi yuvarlar perişan aşağıya. Eder. Perişan eder. Onun için aşksız olmamak gerekiyor ama aşkı da vahşi kontrolsüz bir aşkı da gerekiyor. Eğitimli bir aşk haline dönüştürebilmek aha. gerekiyor. Peki teknolojiye karşı ne yapacağız? Hı hı. Yani teknoloji burada bize bu yani iyiliğin yaygınlaşması gibi yani kötülük hani iyiliğin olmaması dedik. Şimdi eğer teknoloji iyilikle tanışmazsa insanlığın sonuna getirir. Tıpkı atom bombası gibi. Atom bombası hı. nedir? Eğer nükleer enerji santrallarında üretilirse bir şehri aydınlatır. Ama bir kötü niyetli bir kişinin elinde olsa bomba yapar, şehri paramparça eder, uçurur havaya. Yani şey de öyle. İnsanın hayatında zaman da böyle, insanın içerisindeki duygular da, enerjiler de böyle. Bunu iyi bir amaç için kullanabilmek, iyi bir hedef için kullanabilmek. Yani burada yani iyi amaçla kullanan iyicil duygularımız var, kötücül duygularımız var. Hangisini beslersek o büyüyor. Yani hayatımızda iyi olmayı arzu etmek lazım. Hatta çok güzel bir söz var. İyi olmak insanın hayatta varoluşunun kirasıdır. Yani iyi olmak insan için hani hoş olurdu, iyi olurdu değil. Yani eğer bir et kuş olmamışsak, ağaç olmamışsak, böcek olmamışsak, insan olmuşsak bunun bir kirası var. Bu kirada iyi insan olmaktır. Yani hayatın sonunda iyi şeyler yaptı deyip iyilikle anılacak bir insan oluyorsanız siz zaten yani şeyde de vardır yani cenaze namazında iyi şahitler çok olursa Allah onun o ehli necat olarak kabul ediyor. Hı hı. Yani iyi insan dedirtebilmek hani bu sahte değil tabii içten samimi doğru şekilde zaten sahte iyilikler cenaze namazı şeye gitmez mezara gitmez gerçek iyilikler gider. Yani bunu yapabildiğimiz zaman insan enteresan bir şey var yani insanda. Başkalarına iyilik yaptığı zaman bizim ateist bir hocamız vardı. Ateist hocamız onu bir arkadaş anlatıyor. Ya böyle şeye bir çocuk okutuyormuş. Çocuk okutuyor. Ya diyor sen bu gibi manevi şeylere inanmazsın. Niye çocuk okutuyorsun ki diyor. Fakir çocuk veriyor. Ya diyor ben gene inanmıyorum diyor. O çocuğun mutluluğu bana haz veriyor diyor. Yani o bile yani o haz bile peşin bir ücret var orada. Yani onu birisini sevindirmenin hazzı var. Yani insan iyilik yaptığı zaman, iyi şeyler yaptığı zaman şuna benziyor. Bir hakim adaleti dağıttığı zaman bir haz duyar. Bir doktor bir hastası iyileştiği zaman parayla ölçülmez o haz, müthiş haz duyar. Bu iyilik yapmakta da böyle bir haz vardır. O hazzı yaşayabilen bir insana başka ödüle ihtiyaç var. Şu tıpkı çocuğun, annenin çocuğunu mutlu ettiği zaman, çocuğunu huzur içinde uyuduğu zaman annenin hissettiği haz var ya. Hı hı. O haz gibi haz vardır bu. Böyle insanın inançlarına teslim olmakta, iyi şeyler yapmakta. İnsanlar bu hazzı yakalamayı öğrensinler. Hiç öyle hızlı yaşantıya lüzum yok. Hatta Einstein bir gün şey demiş, böyle çılgınca eğlenenleri görmüş. Ya demiş, bunlara demiş, ömürlük yeterdi demiş. Koca beyne ne lüzum var demiş. Güzel. Yani insan yani hayvansal dürtülerle hareket ederse ye iç, hızlı yaşa, cesedin yakışıklı olsun olur. Bunun için de kontrollü olabilmek için de sürekli iyilerle beraber olmak lazım tabii. Herhalde. Yani insanların beraber olduğu, girdiği meclislere bu manada riayet etmesi ve özellikle dikkat etmesi tabii. gerekiyor. Ve ona göre iyi insanlardan bir çevre oluşturmak gerekiyor ki bu da herhalde gelişmenin, iyi insan olmanın en pratik formüllerinden biri değil doğru, mi hocam? Çok doğru. İyilik de kötülük de bulaşıcıdır zaten. Mesela bir şey vardır toplumda herkes şey yüzü morali bozuk bir gelir birileri espri yapar herkes gülmeye başlar bulaşır. Aha. Espri bulaşır. Yani o işten yaptığı zaman karşı taraf etkiler. Aynı şekilde depresyon da bulaşıcıdır. Yani önem verilen sevilen bir kişinin yüzü asık da herkes de öyle durur. Aynen öyle. Yani bulaşır gerçekten. Cenaze evinde mesela yani herkes şey yapıyor bir etkileniyor. Veyahut hastanede. Hastaneye girdiğim zaman benim ruh halim değişir. Yani bu psikolojik iklimdir bu.
Bir, yani bir evin psikolojik iklimi, hastanenin, cenaze evinin hepsinin psikolojik iklimi farklıdır. Yani oradaki duygular bulaşıcı etki yapıyor. Hı. Duygular bulaştığı gibi aynı zamanda o duygularla birlikte düşünceler de bulaşıyor o anda insana. Yani onun için duygu şeydir, otomobilin motoru gibidir, götürür, hedefe götürür. Hı hı. Ama düşünce de direksiyon gibidir, nereye gideceğini belirler. Düşüncesiz bir duygu duvara toslatır sizi. Ama düşünce, sadece düşünce de enerjisizdir. O, olduğu yerde kalır. İyi bir şoförsünüz ama motor çalışmıyor, ne hiçbir şey yaramaz. Yani motor iyi ama şoför acemidir, gene işe yaramaz. Yani akılla duyguyu dengeli, mantıkla duyguyu, akılla duyguyu dengeli bir şekilde götürebilmek. Onun için sol beyin, bak, mantıksal beyindir. Mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama ile ilgili. Sağ beyin duygusal beyindir. Duygular, heyecanlar, müzik, estetik değerler gibi. Kadın sağ beyin baskın çalışır, erkek sol beyin baskın çalışır. Kişiler olgunlaştıkça ön beyinde duygu ve düşünceyi dengeli bir şekilde kullanırlar. Yani aslında insan olmak demek ön beyni eğitmek demek. Ön beyindeki kasları geliştirmek demektir iyi insan olmak. Yani, hatta literatüre girmiş Eliot vakası var. Eliot çok başarılı bir avukat. 40 yaşlarına geldiği zaman müthiş servet sahibi oluyor. Özel arabası var, özel adası var, Ferrari arabası var, böyle çok güzel evliliği var. Fakat ondan sonra birdenbire kişiliği değişmeye başlıyor. Eşine kötü davranıyor. Her taraf darmadağınık. Davalarını takip etmiyor. Hızla müşterilerini dağıtıyor. Yalnızlaşıyor. Eşi sonunda ayrılıyor kendisinden. Daha sonra o bir şeye gidiyor. Bir sebeple doktora gidiyor. MR çekiliyor. Beyninde mandalin büyüklüğünde tümör çıkıyor kişinin. Allah Allah. Onun üzerine o mandalin beyindeki kişilik organizasyonu ile ilgili bölgeye hasar oluşturduğu için kişinin bütün öğrendiği bilgilerin yok olduğu tespit Allah ediliyor Allah. Ve ameliyat ediliyor kişi. Mesela o kişiye testler yapılıyor. Böyle su basmış yerler, vücudu yaralı insanlar gösteriliyor. Bu ağlayan insanlar diyor. Bu edile tiken insanlar diyor ama duygusunu ifade edemiyor. Duygusu yok. Duygusuz bir düşünce var. Duygusuz. Duygular da beyinde kaydediliyor onun için. Onun için duyguları, bak, Allah dostu insanlar niye insanı böyle çilehanelerden geçiriyorlar? Mesela eğitim veriyor. Yunus'a mesela niye odun taşıttırıyor, düz odun getir diyor şeyhi. Bütün bunlar hepsi tapduk emre, değil mi? Niye diyor? Bunların sebebi Aziz Mahmut Hüdayi'ye mesela kadı olduğu halde ciğer sattırmış şeyi. Somuncu Baba yanılmıyorsam oydu şey. Yani bunlar niye? İşte nefis terbiyesi için, içimizdeki o vahşi duyguları eğitmek için. Yani bu zamanda tabii biz öyle hani gidip de ciğer sat demiyoruz ama insan bunu iyi örnek insanlarla, rol model insanlarla veyahut da bununla böyle arkadaş sohbetleriyle bir insan yani kendini böyle bir mecraya kendini verirse daha çabuk sonuç alır. Tek kişilik şeyler bu zamanda bu iletişim çağında, bu popüler kültürün sel gibi geldiği bir zamanda insanın tek kişi ne kadar dahi bir olsa duramaz onun önünde. Muhakkak bu insanlar takım oluşturarak, arkadaş çevresi oluşturarak, yani böyle ilişki kümeleri oluşturarak kendilerine destek olmaları işe yarar. Hocam kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra tekrar inşallah bu meseleleri konuşacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ela gözlü nazlı dilber, koma beni el yerine. Altın kemerin olayım, dola beni bel yerine. Altın kemerin olayım, dola beni bel yerine. Hecine gönlüm hecine, iyi de ölüm gecine.
Al beni zülfün ucuna, sallanayım tel yerine. Al beni zülfün ucuna, sallanayım tel yerine. Hecine gönlüm hecine, yiğide ölüm gecine. Al beni zülfün ucuna, sallanayım tel yerine. Al beni zülfün ucuna, sallanayım tel yerine. Gel de karşımda dursana, şu benim halim sorsana. Saçından bir tel versene, koklayayım gül yerine. Zülfünden bir tel versene, koklayayım gül yerine. Karacaoğlan dern olayım, kolun boynuna dolayım. Nazlı yar kölen olayım, kabul eyle kul yerine. Nazlı yar kölen olayım, kabul eyle kul yerine. Karacaoğlan dern olayım, kolum boynuna dolayım. Nazlı yar kölen olayım, kabul eyle kul yerine. Nazlı yar kölen olayım, kabul eyle kul yerine. Evet hocam, kendini tanımak dedik, soyut hedefler dedik, piramidin en üst kısmına en değer verdiğiniz şeyi yerleştirip ona göre yaşamak dedik. Seküler hayattan, o modern hayattan kurtulmanın bir formülü de zamanı bu manada yönetmek dedik. Şimdi bir de tamam biz böyle bir niyetle yola çıkabiliriz ama her zaman zihinlerin kontrol edildiğine dair son 100 yıldan beri, hatta 2. Dünya Savaşı'nın yine çok ciddi manada zihin kontrolüyle yapıldığı, Hitler'in yine bu manada zihin kontrolünü, daha doğrusu hitap noktasında zihini çok iyi kontrol ettiği Göbels kanalıyla yine bunu başardığı filan söylenir. Ve son dönemlerde de artık bu elektromanyetik dalgalardır vesaire, bir sürü bizim radyo frekanslar dediğimiz yöntemlerle, yine Irak Saddam'ın devrilmesinde bunların zihin kontrol amaçlı kullanıldığı filan rivayet ediliyor. Ne kadar doğru biz bilmiyoruz. Biz de okuyoruz zaten bütün bu komplo teorilerini. Zihin kontrolü hakkında bunların aslı var mı? Neler söyleyeceksiniz? Yani zihin gerçekten belli güçler, belli odaklar tarafından bugün dünyada kontrol ediliyor mu? Eğer kontrol ediliyorsa, yani biz boşa mı çaba sarf ediyoruz? Ya biz aslında, yani şu anda düşünmemiz gerektiğini, hatta konuşmamız gerektiğini birileri mi belirliyor? Buna böyle mi inanmamız lazım? Veyahut kontrolün şekli nasıldır? Düzeyin sınırı ne kadardır? Nerede mahduttur? Yani hiçbir şey bilmiyoruz bu konuda. Bir araştırmanız oldu mu bu noktada, neler söyleyeceksiniz? Şimdi zihin kontrolü, bir kimyasal kontrolü var. Bir elektromanyetik kontrolü var. Bir de düşünce kontrolü var. Düşünce kontrolü var. Şimdi işte hipnoz ve beyin yıkama ve hipnoz düşünce kontrolünde. Eskiden beri kullanılıyor bu. Kimyasal kontrol tarihte haşhaşiler yapmış biliyorsun. Uyuşturucular vererek insanın beynini öyle bir haz hissi uyandırıyor ki kendine bağlıyor ve tetikçi haline getiriyor insanları.
Elektromanyetik LSD de aynı şekilde soğuk saç döneminde çok kullanıldı. LSD veriliyor. Uyuşturucu hap. Uyuşturucu hap yani bu lisergik asit diye bir hap. Yani o veriliyor. O ilacı alan kişi de müthiş bir şey oluşuyor. Yani suggestibil denilen itaat şeyine geliyor. Allah. Ve hayaller görüyor. Müthiş bir Çavdar Mahmuzu'ndan elde edilen bir... Verene mi itaat ediyor? İlacı verene tabii mi? Tabii o telkin açık hale geliyor kişi böyle durumlarda. Telkin açık geliyor ve o kişi böyle durumlarda hatta o intihara gidenlerin çoğuna bazı uyarıcı haplar ya da sentetik keyif verici haplar veriyor. O anda merhamet duygusu yok oluyor kişinin. Gidiyor Allah çocukları Allah. Öldürüyor mesela. Hiç acıma merhamet duygusu yok oluyor kişide. Bu duyguları yok ediyor. Yani öyle kimyasallar var. En çok kullanılan ve psikofarmakolojik terör diye geçiyor hatta. Yani psikofarmakolojik terör ilaçların farmakolojik etkisiyle davranışları değiştirerek insanın terörde bunun kullanılması var. Şimdi bu eski bir yöntem. İlaçla psikofarmakolojik terör. Yeni şeyde de elektromanyetik silahlarla bu gizli askeri projeler bunlar. Gizli askeri projelerde özellikle çok bu elektromanyetik teknoloji çok ilerledi. Dijital formata çevriliyor birçok bilgiler. Mesela ses çevrilebiliyor. Çevriliyordu. Görüntü çevrilebiliyordu. Şimdi koku da çevrilebiliyor. Kokunun dalga fonksiyonu belirleniyor. Salınım ve titreşimi belirleniyor. Karşı tarafta ham maddesi var. Bir yerden gönderiyorsun. Amerika'dan buraya gönderiyorsun. Burada karşı taraftaki kokuyu diyorsun ya bu sarımsak kokusu, bu portakal kokusu diye söylüyorsun karşı taraf söylemeden. Kokunun üretimini yapabiliyor. Dijital formata çevrilen her şey nakledilebiliyor. Şimdi elektromanyetik dalgalarla da şey yapılıyor. İnsan beyni nasıl çalışıyor? Beyni sinyal üreten bir organ. Yani 1920'lere kadar vücutta enerji kaynağı karaciğer kabul ediliyordu. Ama beynin nasıl çalışıyor? Beynin sessiz organ diye biliniyordu. 1920'lerde ilk beyindeki sinyal kayıtları yapıldı. Önce hayvan beyinde, daha sonra insan beyinde. Sonra bu elektriksel tedaviler şeklinde tedaviler, şok tedavisi diye tedavilerle tıbba girdi, kanıtlandı ve çok da işe yarıyor. Ama şimdi bu elektromanyetik, elektriksel enerji manyetizma kendi başına stabildir. Şeyi yoktur. Elektrikle birleştiği zaman, elektromanyetizma olduğu zaman dinamik hale geçiyor bu. Yani kişinin beynine mesela TMU diye bir tedavi var. RTMS diye de geçiyor isim. Bu tedaviyle kişinin beynine manyetik uyarı veriliyor. Beyinde ters yönde doku alımı oluşturuyor. Beyindeki voltaja bağımlı iyon kanalları var. O iyon kanallarını açıyor. İlaçlar etki etmeye başlıyor. Tedavi ediyor. Bunu tedavide kullanıyoruz artık günlük pratikte. Yaygınlaşmaya başladı son 10 sene içerisinde. Bu da kullanılıyor. Bunun dışında mesela beyne doğru akımlar verilerek de tedavide yapılıyor. Zihin kontrolündeki kullanımı şöyle. RF dalgalarıyla, radyo frekansı dalgalarıyla kişinin beyninin mesela amigdala bölgesi var. Bu duygular kontrol eden bölgesi. Ya da hipokampus var. Hafıza ile ilgili bölge. O beyne uzaktan elektromanyetik uyarı veriliyor kişinin. Mesela burada biz oturup çalışıyoruz. Hiç bunun verildiğini duymaz, ruhumuz duymaz. Ama burada bir 6 dakikadan fazla verildiği zaman kişinin beyninde işte baş ağrısı oluyor, unutkanlık, sersemlik oluyor. Eğer o kişide depresyona yatkınlık varsa depresyona giriyor. Allah Allah. Yani eğer şey varsa kişiye bu her gün yapılırsa uzaktan bir yerden ona verilirse o kişi sebepsiz yere bunalıma giriyor. Bu teknoloji var mı şu anda? Var şu anda. Hatta aselsel ölümleri ondan mı diye tartışılıyor. Bunu bir topluluğa vermek mümkün mü? Mümkün. Mesela büyük bir topluluk, düşünün ki 10 bin nüfuslu veyahut 100 bin nüfuslu bir beldeye tamamen bu elektromanyetik dalgaları veriyor. Ama büyük kaynak lazım onun için. Yani bir küçük belki birkaç kişiye verilebilir ama elektromanyetik enerji büyük kitlelere vermek için çok daha büyük bir enerji kaynağına ihtiyaç var. Şeylerden, telefonun dalgalarından daha doğrusu her telefon bir dalgayla, o da bir frekansla çalışıyor. O frekanslar kanalıyla beyne nüfuz etmek yüksek mümkün. Yüksek frekansta çalışıyor. Onlar da tabii telefonun asıl insanın beynine zarar veren telefon çaldığı zaman yayınladığı şeyli. Hızlı frekanslı dalgalar yanılmıyorsam yani elektrik mühendisleri daha iyi bilir. Dalgalar o beyinde o dalgalar özelliği var. DNA hasarı yapıyor dalgalar. DNA hasarı yaptığı için DNA'da hücre şifreleri bozuyor. Kanserojen etkisi olabiliyor.
Onun için yani o çaldı kulaklıkta uzun konuşma yapıyorsanız muhakkak kulaklık kullanmak lazım. Uzaktan bu mesela elektromanyetik alan şuna benziyor. Şimdi bu odada küçük gözümüzle görmeyen toz tanecikleri var. Ya bunu bir elektrikte gördüğümüz zaman uçuşur havada ama zararı yoktur. Ama belli bir miktarı geçtiği zaman artık görülmeye başlar, nefesimizi daraltmaya başlar. Evet. Ama az miktarda hiç zararsızdır ve her yerde vardır. Şimdi elektromanyetik dalgalar da böyle. Evrende her yerde bir yastık halinde var. Evreni sarmış. Yani dünyanın üzerinde var. Bu yani burada buzdolabı çalışıyor. Burada çamaşır makinesi çalışıyor. Burada radyo, burada televizyon. Bir evde 3-5 tane bir odada elektro kaynağı varsa orada elektromanyetik radyasyon toz dumandır ve çoktur. Ve çoktur. Orada hemen bir Gauss diye bir cihaz var. Onunla ölçüyorsunuz. Belli bir miktarın üzerindeyse bu zararlı diyorsunuz. Artık DNA hasarı yapabilecek derecede fazlalaşmış. Nasıl toz ciğeri bozuyorsa bu da beyni bozuyor elektromanyetik kirlilik. Elektromanyetik kirlilik bu nedenle şu anda kanser arttı dünyada. Niye arttı? Şu andaki kanserde ne oluyor? Hücrenin DNA'sı normalde anormal protein üretmeyen de anormal protein üret komutu vermeye başlıyor ve hücre hızla yayılıp diğer hücreleri yutmaya başlıyor. Bu DNA'nın kodlanması bozuluyor. Elektromanyetik enerji de bunu yapıyor. Peki kontrol ediliyor muyuz hocam? Sizin öyle bir şüpheniz var mı? Şimdi kontrol edilme şöyle, elektromanyetik enerjiyle bir insanı tuşlarla yönetmek mümkün değil. Bunu yapıyorum diyorsa ama, şu anda o... Ama düşüncesini yönlendirmek. Yani onda zaman algısını bozabilirsiniz. Böyle sersemlik hissi uyandırabilirsiniz. Burası neresi, ben neredeyim dedirtebilirsiniz. Şu son elektrik kesilmesi mesela, bir gün boyunca elektrikler kesildi. Her tarafta, bütün ülkede. Yani bunun elektromanyetik bir siber saldırı olduğuna dair şeyler de var. Olabilir. Yani siber saldırı tarzında da olabilir. Yani bunlar şimdi zaten mesela şeyde de Slovenya'da da yapıldı. Birkaç gün kesildi böyle. Onun olduğu tespit edildi daha sonra. Yani hackerlar tarafından yapıldı. Allah Allah. Siber saldırı oldu. Siber savaşlar var. Onun için. Yani bozuyorlar. Sistemin akıllı şeyini bozuyorlar. Hatta Amerikan filmlerinde konu oluyor biliyorsun. Amerikan yarası kararıyor falan, bir savaşlar çıkıyor. Yani böyle bir şey yapıp hacklenebilir oradaki program hacklenip bütün şeyleri karmaşa ortaya çıkarılabilir. Bizdeki hala tam açıklanmadı herhalde değil mi? Yani, elektrik kesintisi. Tabii yani bu alışılmış bir şey değil. Yani şu anda bu derece Türkiye'nin yarısını karanlıkta bırakacak bir şey. Ve böyle bir şey tesadüflerle, birkaç tane tesadüfün, birkaç tane çalışanın üst üste ihmal etmesi sonucu olduğunu söylemek çok açıklanabilir değil. Ama herhalde tedbir alındı ki şimdi yeni bir şeyler yapılamıyor. Yani bu teknoloji olduğu zaman teknolojinin zaafları var. Bunu kullanıyorlar. Kullanacaklardır bunu her zaman. Her zaman için bu mümkün. Yani bu siber saldırılar siber güvenlikle önlenebiliyor. Siber güvenlik için onun için özel programlar yazılıyor. Hatta siber güvenlik için birçok Rusya mesela Çin kendi veri tabanını oluşturuyor. Yani Microsoft'ta yerine kendi yazılımını oluşturarak kendi veri tabanıyla çalıştıracak programlar yazıyorlar. Bu derece yani şu anda hatta 9 Eylül trajedisinde Amerika'daki İkiz Kule olaylarında uçakların otomatik kontrolünü alıp oraya yönlendirildiğiyle ilgili ciddi şüpheler var. Yani orada teröristler yaptığı hemen deniyor. Fakat yani orada şu anda teknolojik olarak da mümkün. Yani bir uçağın mesela savaş uçaklarında özellikle uçağın kumanda sistemine dışarıdan girip yönetebiliyorsunuz. Mesela gazetelerde okudum. Tam kaynağını bilmiyorum ama bir büyük yeni alınan lüks arabalardan birisi yolda bozuluyor. Bozulma da şöyle, anahtarı içeride unutuyor güvenlik için. Bir türlü açamıyor kapıyı. Ondan sonra servise telefon ediyor. Servis bunu biz yapamayız diyor. Almanya'daki merkezine telefon ediyor. Almanya'daki merkez uzaydan arabanın şifresine kumanda veriyor. Arabayı çalıştırıyor oradan ve arabayı açıyor kişi. Benim aklıma hemen vakti zamanında başbakanımızın arabada kalması geldi. Evet. Camı kırarak ancak kapıyı açabilmişlerdi. O da belki bir yerden kontrol edildi. Olabilir yani o bir şekilde yani orada böyle bir şey yapıldı. Belki ondan sonra tedbir aldılar. Böyle bir şey yapılamadı. Yani çünkü bunlar yani şifrelenmesi gerekiyor bütün bunlar. Yani şey yapılabilir. Yani elektromanyetik silahlar şu anda ya geleceğin silahları. Yani mesela Birinci Dünya Savaşı'nın sembol silahı tanktı. İkinci Dünya Savaşı'nın sembol silahı tanktı.
şeydi, psikolojik savaştı. Mesela psikolojik savaştı. Üçüncü dünya savaşı olursa bunun silahı elektromanyetik silah olacak deniyor. Yani bir yere elektromanyetik silah göndererek hiç evleri yıkmadan sadece bütün canlıları öldürebileceksiniz. Dördüncü dünya savaşında taşla sopayla yapılacak diyor ya. Taşla sopayla yapılacak diyor, doğru. Eğer olursa, herhalde üçüncü dünya savaşı. Onun için zaten dünya bu kadar uzun süre savaşsız kalmamış. Büyük savaşsız. 1945'ten sonra büyük savaş hiç yok. Hep küçük var. Çünkü büyük savaş çıkarsa nükleer silah var herkeste. Savaş yapmaktan korkuyor insanlar. Onun için savaş büyümesin diye devreye girmeye çalışıyor. Peki daha yani şu anda daha makro şekilde değerlendiriyoruz hadiseyi. Daha mikro düzeyde bakacak olursak, daha bireysel bakacak olursak hadiseye. Evde oturanlar bir yabancı film izliyorlar. Burada da filmler kanalıyla veyahut okuduğumuz kitaplar veyahut yayınlanan reklamlar kanalıyla, yediğimiz içtiğimiz gıdalar vesilesiyle, yani zihnimizi kontrol eden birilerinin olma ihtimalinden hareket ediyor musunuz hocam? Tabii yani bunlar şey, yani şu anda en önemli beyin yıkama silahı medya. Biliyorsunuz medya yani çok ciddi propaganda silahı, gücü ve bununla insanların düşünceleri değiştiriliyor, algıları değiştiriliyor ve tepkileri değiştiriliyor. Yani medya silahı, yalnız medyayı tabii kullanabilmek için propaganda teknikleri var, onu bilmek lazım. Yani bunlar hep bir psikolojik savaşta, mesela kara propaganda vardır. Kara propaganda kaynağı bellidir ama yanlış kaynak, ters kaynak gösterilir. Yani A kişi filanca sana şöyle dedi denir. O söylememiştir ama bir sürü yalan, iftira, hile, her şey serbesttir kara propagandada. Kaynak yalan kaynaktır, yanlış kaynaktır. Beyaz propagandada kaynak doğrudur, bilgi de doğrudur. Fakat şuna benzer, tıpkı bir kale düşünün, kalede bir gedik açılır. Gedik açıldıktan sonra o gediğe yüzlerce, binlerce top atılır ve oradan girilir. Yani bir insan bir hata yapar. Bir siyasetçi diyelim ya da hedefteki kişi, o bir hatasını yüzlerce binlerce tekrar edilir. Ede o kişi sanki her gün o hatayı yapıyormuş gibi propaganda edilir ve değersizleştirilir, itibarsızlaştırılır. Bu beyaz propaganda. Bir de gri propaganda var. Gri propaganda da dedikodularla, söylentilerle yani bir insanın hakkında şeyler, yalan sözler çıkarır. Bir davranışı alınır, çarptırır onu. Çarptırarak oradan dolayı o söylemediği halde söyledi diye yayılır. Bu çok yapılıyor gri propaganda. Yani bir doğru bilgiyi genelleyerek, çarptırarak onun kastetmediği yahut onun amaçlamadığı bir şeyle gri propaganda, yani günlük yaşantıda, kültürel psikolojik savaşta çok kullanılıyor. Yani toplumları, liderleri değersizleştirilir. Mesela bizde kültürel psikolojik savaşta şöyle yapıldı bize. Batı kültürü üstün kültürdür. Türk kültürü geri kültürdür. Bunu terk edip o kültürü almamız lazım diyerek bizde özgüven düşüklüğüne sebep oldular. Eksiklik duygusu, aşağılık duygusuna sebep oldular. Biz olunca biz yapamayız. Türk usulü diye bir öyle kendimizi küçümseyen bir nesil çıktı ortaya. Bunun üzerine de Batı'ya öykünen insanlar sanki makbul insanlar gibi algılandı. Aslında şimdi bu kırılmaya başladı şimdi son yıllarda. Bunun kırılması için zaman istiyor tabii. Daha çok zaman. Bu psikolojik savaş ürünüydü ve projeydi bu. Niye imam kelimesi toplumda yıpratıldı? Niye dini değerler toplumda hep böyle kötü sembollerle, kötü imamlarla, kötü hocalarla imam sembolü çıkıyor? Hep yalan söyleyen, üçkağıtçı, dini kötüye kullanan insanlar. Bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan kitaplardaki din adamı tipine bakın, hep böyle tipler vardı. Halbuki 100 tane hoca varsa 2-3 tane söyledir onun. Ama hepsi öyle gibi anlatıldı. Bu bir işte beyin yıkama tekniğiydi bu. Psikolojik savaş bize de yapıldı. Yani bunlar, yani psikolojik savaş da aslında bir zihin kontrolü. Zihin kontrolü. Yani siz televizyon karşısına geçiyorsunuz, bir filmi izliyorsunuz, ona hayranlık duyuyorsunuz. O arada da size bir şeyler empoze ediliyor. Onun için çocuklarımız çok kolay etkileniyor. Yani ebeveyn gözetimi olmadan böyle bu tarz beraber oturup bir film seyrediyorsanız o filmde yanlışı konuşma yöntemini kullansın anne baba. Yani bak burada çocuğum bize, ki bizim kültürümüzü küçülten şey kültürünü, Batı kültürünü yücelten şu, bak şöyle bir kelime var, dikkat ettin mi? Böyle bir metot uygulandı, dikkat ettin mi diyerek bunu tartışsın ki çocuk bilinçli, yani yasaklayarak olmaz. Yani
onu yanlış konuşma yöntemi, hı hı, doğruyu konuşma yöntemi diyoruz. Bunu yaptığın zaman çocuk beceri kazanır ve kafasında filtre oluşturur. Hı hı. İyi kötü filtresi oluşturur. Onun için anne baba daha çok zaman ayıracak çocuğa. Hocam süremizin sonuna geldik fakat son olarak hem de ben biraz da son konuştuğumuz veyahut da son aldığım cevap kalıcı olsun diye sona bıraktım bunu. Bütün bunların içerisinde hedonizm dedik, kontrol dedik, zihin kontrol dedik, evet, psikolojik savaş dedik. Bütün bu olumsuzluklara karşı din bu işin neresine oturtulmalı? Din neresinde olmalı? Ve dinle bunlara karşı mücadele etmemiz mümkün mü? Bak, Batı'da asimile olmayan Türkler nasıl asimile olmadı biliyor musunuz? Oradaki dini faaliyetler sayesinde. Hem grupların, cemaatlerin hem diyanetin dini faaliyetler sayesinde oradaki insanlar kültürümüzü koruduk. Tarihte bakın Türk, mesela Macarlar, hı, aslında Türk kökenlidir. Hı hı. Gagavuzlar Türk kökenlidir. Ama yani Türk olarak anılmıyorlar. Niye anılmıyorlar? Çünkü Türklükten, dinden çıkınca Türklükten de çıkmışlar. Hı hı. Yani bizim bizde milliyet duygusu, hı hı, din duygusu da çok et kemik gibi birbirine girmiş. Yani Araplarda bile bir sürü Hristiyan Arap var Mısır'da. Ama, hı hı, bizde çok ilginç, biz toplum olarak bunu müthiş bir isterleştirmişiz, benimsemişiz. Hı hı hı. Onun için bir din, dil birse bu millet birdir demiş Ziya Gökalp. Ya bu çok doğru. Yani onun için onun dışında genetik bir şey aramamak gerekir. Hı hı. Yani genlere, yani hani mizaha da girmiş hatta bir şey olduğunda, Türk bir ara kan toplandı ya Türklerden. Hı hı. Kan toplandı. Türklerde iki ortak gen bulunmuş diyorlar. Birincisi misafirperverlik geni, ikincisi sarı lacivert geni diyorlar. Şimdi Fenerbahçe reklam oldu ama. Yani neyse, burada din duygusu şeydir. Yani insanın kültürümüzü korumakta din duygusu böyle birleştirici bir değeri var. Yani, genlerde aramayalım. Biz burada Osmanlı'yı bir arada tutan psikolojide alan teorileri vardır. Alan teorilerinde şu söylenir. Bu alanda yaşayanlar ne bir arada tutuyor? Bakılır. Eğer onu dağıtmak istiyorsanız o değeri dağıtırsınız, alan teorisinde. Şimdi Osmanlı'yı ne bir arada tutuyordu? Din bilinciydi, ümmet bilinciydi. Onu kasıtlı olarak İngilizler onu şey yaptılar, dağıttılar. Halifeliğin mesela kaldırılmasıyla ilgili iki konuda İngiliz arşivleri açılmadı. Her konuda açıldı. Halifeliğin kaldırılması ve Musul'un ilhakıyla ilgili, yani teslimiyle ilgili, hı hı, bilgiler, gizli bilgiler. Açmıyorlar. Hı hı. Şey, 50 sene geçince açılması lazım. Açmıyorlar. Çünkü orada ciddi şeyler var, pazarlıklar var. Ve orada bu milleti millet yapan, yani İslam Birliği'ni bir arada tutan, Osmanlı'yı bir arada tutan değerleri dağıtma planını, hı, uygulamaya geçmiş. Şimdi aynı şekilde din duygusu da bir ailede de önemli, din duygusu. Yani bir ailede maddi birikimler ailenin değeridir, manevi birikimler de ailenin değeridir. O ailede kültürel ortaklık varsa, yani aynı şeye seviniyorlar, aynı şeye üzülüyorlar, aynı şeye tepki veriyorlarsa, orada anlaşmak çok daha kolaydır. Hı hı. Ama zevkleri farklıysa, yani birisi mesela çiğ köfteden nefret ediyorsa, onunla o zaman ne olur? Orada daha az yenir o evde çiğ köfte. Bunun gibi, yani bu ailedeki ortak değerler oluşturma da din duygusu, bir de din duygusunun bir özelliği var. Yani sekülerizmin hayata anlam katma ve teselli ihtiyacı var insan, onu karşılıyor. Yani bu anlamlılık ihtiyacını, teselli ihtiyacını karşıladığı için din yok edilemiyor, edilemez de zaten. Onun için o halde din duygusu, yani insanın psikolojik ihtiyacı olarak var. Biz din duygusunu da insanlığın iyiliği için muhakkak hayatta tutmamız lazım. Hı hı. Ama din için hep sosyal kurum denir. Bak, bu da yanlış bir şey. Din sadece sosyal bir kurum değil, varoluşsal bir kurumdur. Hı hı. İnsanın niçin varım, hayat nedir, ölüm nedir, sonsuzluk nedir, bunlara da cevap veriyor. Hı hı. Yani dini sosyal bir kurum değil, varoluşsal bir kurum olarak da, hı hı, insana sunarsak, yani iki dünya mutluluğu olmadan insan sadece bu dünyada mutlu olmaz. Hı hı. Ölümden sonra da mutlu olacağına inanırsa, o zaman bu dünyada daha mutlu olur insan. Eyvallah, evet, hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, hocamızı dinledik. Gerçekten çok istifade ettik. Ve sekülerizmin maddi taarruzuna karşı eğer manevi bir mukavemetle karşı koymak istiyorsak, mutlaka dinin sadece bir sosyal kurum olduğunu değil, aynı zamanda
varoluşsal bir sebep olduğuna da inanmamız gerektiğini söylüyor hocamız. Evet, teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz ve bir saatlik zaman dilimini bize ayırdığınız için. Haftaya yine aynı saatte, aynı gün buluşmak üzere. Hoşça kalın. Alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, ar var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç ar kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç ar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Gece gündüz zar-u efkan eyleyip inler dedi. Bilmezem oldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Gece gündüz zar-u efkan eyleyip inler dedi. Bilmezem oldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Söz ihsandır, kavram dünyamızı şekillendiren. Söz irfandır, muhabbeti derinleştiren. Söz destandır, asırlar evvelinden süzülerek yiğitliği, mertliği resmeden. Söz sultandır, ehlinin gönül tahtına kurulup satırları şerh eden. Söz erkandır, medeniyetleri edep ve dikkatle çevreleyen. Akletmeli, fikretmeli durmadan, bir sonuca varmamalı sormadan. Her harfin hakkı var üzerimizde. Konuşalım lakin sözü yormadan.